Ve Fransa'da ulusal mecliste yapılan oylamada güven oyu alamayan Başbakan Michel Barnier hükümeti düştü. Barnier hükümeti 1962'den bu yana bu şekilde devrilen ilk hükümet oldu. Fransa bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıktan dolayı siyasi krize girdikten sonra güven oylamasına gitti. Ve Fransa'da ulusal mecliste yapılan oylamada güven oyu alamayan Başbakan Barnier hükümeti düştü. Michel Barnier'in hükümeti parlamentoda güven oylamasını 574'e karşı 331 oyla kaybetti ve 1962'den bu yana bu şekilde devrilen ilk hükümet oldu. Henüz 3 aydır başbakanlık görevini yürüten Barnier kendi ve hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Macron'a sunmak zorunda. Ve Gürcistan'da iktidar partisi Gürcü Rüyası'nın Avrupa Birliği üyelik görüşmelerini askıya almasıyla başlayan eylemler devam ediyor. Ve seçimin yenilenmesini isteyen muhalefet ise parlamento binası önünde protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmış durumda. Polisin sert müdahalesi ise tepki çekti. Gürcistan'da eylemler sertleşti. Muhalefet seçimlerin yenilenmesini istiyor. Başbakan Kobakit ise çağrıları umursamıyor. Havai fişekler, maytaplar, lazerler, Avrupa Birliği ve Gürcistan bayraklı protestocular parlamento binası önünde polisle çatıştı. Polisin müdahalesi sert oldu. İktidar Avrupa Birliği'ne katılım görüşmelerini durdurdu. Binlerce Gürcü sokaklara çıktı. Eylemlerin adresi başkent Tiflis'teki parlamento binasının önü. Polisle eylemciler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. İnsan hakları örgütleri güvenlik güçlerini hem müdahale sırasında hem de gözaltında orantısız güç kullanmakla eleştirdi. Protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakit ise yaşanan gelişmelerden muhalefeti sorumlu tutuyor. Gürcü Rüyası Partisi'nin sandıktan birinci çıktığı Ekim seçimlerinin hileli olduğunu savunan muhalefet ise seçimlerin yenilenmesini istiyor. Gürcistan'ın ABD, Bulgaristan, Hollanda ve İtalya büyükelçilikleri istifa etti. ABD hükümetin antidemokratik eylemlerine gerekçe gösterdi ve Gürcistan'la stratejik ortaklığını askıya aldı.